Deniz Havası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere et kavuracağım ama ben bunu yemek için kavuracağım. Hani bir yemeğimin içine koymak için ekstra ayrı bir tencerede kavuruyorum. Ama siz normal bir et kavurması yapmak istiyorsanız da gene önceden benim yaptığım gibi eti sıcak yağ atıp mühürlemeniz gerekiyor. Ben şu an yağımı iyice kızdırdım. Şimdi sizlere atacağım. Gördüğünüz gibi. Etimi hızlı bir şekilde mühürledim. Çok fazla suyunu bıraktırmadım dışarı. Birazını bırakacak tabii ki. Şimdi kapağını kapatacağım. Kızgın harlı ateşte her tarafı mühürlenene kadar. Ondan sonra şöyle hiç kırmızı yeri kalmayana kadar güzelce mühürleyeceğim. Ve ondan sonra kapağını kapatıyorum. Ve böyle biraz kendi suyunda pişmesini bekliyorum. Kesinlikle tuz, karabiber hiçbir şey atmıyorum. Çünkü biraz da su ilave edeceğim ama sıcak su ilave edeceğim. Kendi buharında kısık ateşte yaklaşık yarım saat veya 45 dakika kadar pişireceğim. Evet görüyorsunuz köpük köpük kendi ısısında güzelce pişiyor. Evet gördüğünüz gibi az bir miktar suyu kaldı. Bu suyu tamamen çekecek, çıtıramaya başlayacak. Üstüne yaklaşık 2 su bardağı kadar klasik su bardaklarımdan su ilave edeceğim. Biraz da onunla pişireceğim kısık ateşte. Yaklaşık dediğim gibi 40-45 dakikayı alacak bu. Ondan sonra şunu kapatayım bir yandan. Ve en son barbunya yemeği yapmayı planlıyorum. Barbunya yemeğim için et olarak kullanacağım. Eğer ki siz normal kavurma olarak yapacaksanız tabii ki et oranı daha çok olacağından pişme süresi daha uzayacaktır. Etinizin kalitesine göre de değişecektir bu tabii ki. Ne yapmanız gerekiyor? Aynı şekilde en son piştikten sonra tuzunu, baharatını ilave edip zaten bir 5 dakika karıştıktan sonra kapatmanız gerekiyor. Eğer soslu yapacaksanız en son aynı şekilde üstüne salçasını, domatesini koyup suyunu koyup menemenli gibi sulu bir yemek de yapabilirsiniz. Ama önce eti mühürlememiz şart. Eti mühürlemezsek etin suyu kaçıyor ve sertleşiyor. Sert bir et oluyor. O yüzden mühürlemeden kesinlikle pişirmiyorum. Evet gördüğünüz gibi güzelce suyunu çektim. Hafif de çıtır attım. Yağı da çevirdim. Şimdi sıcak su ilave edeceğim üstünü örtecek kadar. Güzelce. Ve hemen kapatıyorum ağzını. Artık bu suyunu çekene kadar pişireceğim. Arada da tadına bakacağım. Eğer ki pişmemişse su ilave edip biraz daha pişireceğim. Eğer pişmişse zaten barbunya ile de pişireceğim için çok fazla pişmesine de gerek yok. Tekrar biraz daha pişirebilirim. En son tekrar suyunu çektiğinde tuzunu ve baharatlarını ilave edip kapatacağım. Gördüğünüz gibi etim hala kaynıyor. Ama ben baktım pişmiş gibi. O yüzden yemeğime koyulabilecek kıvamda suyla birlikte koyacağım. Yemeğime su koymayacağım. Aynı şeye denk gelecek. Ama yine de bir 1-2 dakika daha pişireceğim. Evet bu da etimin son hali. Gördüğünüz gibi suyunu çektirdim. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı da tuz attım. Şöyle güzelce birbirine yediriyorum. Ve altını kapatacağım artık. Çünkü yemeğime koyacağım. Ama siz isterseniz böyle de yiyebilirsiniz. Normal kavurma yaptım. Şimdiden afiyet olsun.